da sakince. Çangdu şehrinden Lanzhong şehrine 2,5 saatlik bir tren yolculuğundan sonra sonunda istediğim yere ulaştım. Buradan sonra buradaki eski şehre ve burada yer alan çok eski, çok ünlü bir camiyi ziyaret etmeye çalışacağım. Şu anda tren istasyonundayım. Sonra görüşürüz. Bugün hava gerçekten çok güzel. Mavi gökyüzünü görebilmek gerçekten bana mutluluk verdi. Çünkü uzun bir zaman Çangdu'nun içinde ne yazık ki sürekli yağmur yağıyor, sürekli gri bulutlar var, sürekli olarak kapalı bir hava var, kasvetli bir hava var. Ve bu yüzden gerçekten sonunda temiz, açık bir hava hem de serin bir hava var. Şu anda Lanzhong tren istasyonunun hemen önündeki yolda. Buradaki bütün insanlar taksi beklemekte. Ben ve arkadaşlarım da burada taksi beklemekteyiz ne yazık ki. Sanırım çok büyük bir şehir olmadığı için çok fazla taksi bulunmuyor. Şu an taksi sırasında bekliyoruz. Birazdan taksiyle birlikte Lanzhong, eski Lanzhong antik şehrine ulaşacağız. Oradan size de yine video çekmeye devam edeceğim. Orada görüşürüz. Merhaba. Selamlar. Sonunda Lanzhong şehrine ulaştık. Lanzhong şehrinin sokaklarındayız şu an. Beklediğimden daha boş. Kimse yok. Arkadaşımın söylediğine göre henüz daha dükkanlar açılmamış. Ancak bugün hava çok güzel. Gerçekten çok güzel. Mavi, açık. Çok güzel bulutlu bir hava var. Temiz bir hava var. Ayrıca o kadar fazla sıcak da yok. Lanzhong şehrinden yine çekimler yapmaya devam edeceğim. Size öncelikle şehri göstermek istiyorum. Şehrin sokakları bu şekilde. Lanzhong şehri yine Sichuan eyaletinde yer alan Çin'in en eski antik şehirlerinden birisidir. Burasının özelliği Feng Shui tarzında bir mimariye sahip olan bir şehirdir. Çok önemli bir şehir. Antik bir şehir. Ve burası gerçekten çok eski bir şehir arkadaşlar. Burası arkadaşlarımızla birlikte kalacağımız otel. Burada bir gece konaklayacağız hep beraber. Şimdi şehir sokaklarındayım ve size göstermek istediğim burada küçük bir dostum var. Burası gerçekten gittiğim Çin şehirlerinden, Lijiang'dan çok daha güzel bir şehir olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdiden çok güzel sokakları var, çok güzel mimarisi var. Çin kültürünü derinden ve içten anlayabileceğiniz gerçekten doğal bir güzelliği var buranın. Çok eski,
iyi korunmuş bir şehir olduğu için çok fazla değişime uğramamış, çok fazla restore edilmemiş. Çünkü çok iyi korunmuş olduğu söyleniyor. Ve gerçekten çok eski bir şehir olduğu söyleniyor. Ve bu yüzden şehrin ruhuna henüz burada hissedebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir his. Bunun dışında buradaki evlerin mimarisi, buradaki evlerin bulunduğu Çin mimarisi gerçekten çok güzel. Elimden geldiğince güzel, hoş bir şekilde size gerçek bir Çin köyünü, gerçek bir Çin şehrini göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Her şehirde olduğu gibi bu antik şehrin de sembolü o arkamda görmüş olduğunuz iki katlı yapı. Yine bu antik şehrin mimarisini ve dokusunu, kültürünü size tanıtan, size hissettiren eserlerden birisidir. Oh. Biraz sıcakladım. Ama bugün hava gerçekten çok güzel. Burada VR gözlüklerle oyun oynayabileceğiniz bir alan var yine. Sanırım sevmediğim noktalardan birisi bu. Bu tarz eski, antik, güzel yerler, tarihi dokusu olan yerlerde saçma sapan dükkanlar olduğunu düşünüyorum bazen. Gerçekten neden saçma sapan dükkanlar açtığını hiç anlamıyorum. Antik şehre daha yeni geldik ve henüz kahvaltı yapmadık. Bu yüzden birazdan arkamda gördüğünüz bu restoranda, küçük bir dükkanda kahvaltımızı yapıp buraya özgü Çin yemeği olan Niro Mian yiyeceğiz. Size çekmeye çalışacağım nasıl olduğunu. Maalesef bu kısımda hareketi yok. Hepsi domuz eti. O yüzden sebzeli bir yemek yemeği deneyeceğim. Bu şekilde bir pilav yemeği var. Patatesli yine içinde. Ve bu şekilde bir içecekleri var. Bu içecek bizdeki erik suyuna çok benziyor. Erik suyuna benzer bir tadı var. Yine burada turşumuz var. Bu şekilde buraya özgü yemekleri denemeye çalışıyorum. Biraz sıcak olduğunu söylemeliyim. Ne yazık ki içine et ekleyemedim. Etsiz demek zorundayım. Çünkü sadece domuz eti olduğunu söylediler. Ama yine de bu şekilde de güzel çünkü yanına birazcık sos ve birazcık acı sos ekleyince gerçekten güzel bir kıvama, güzel bir tadı oluyor. Çok aşırı bir özelliği yok. Klasik pilavlı patates yemeği. Ama lezzetli. Thank you.
好的，谢谢。Şu an Langjong sokaklarındayım yine. Ve bu şehir arkadaşlar Pekin'deki yasak şehirden 2000 yıl daha eski bir şehir. Çin'in en eski şehirlerinden, antik şehirlerinden birisi. Çin'in 3 krallık dönemine dayanan çok önemli bir şehir burası. O yüzden kültürel olarak gerçekten o eski Çin havasını burada hissedebilirsiniz. Gelip gelelim. Çok fazla motosiklet ya da çok fazla insan, çok büyük bir kalabalık görmedim. Ve bence çok sessiz, çok sakin bir şehir. Çok güzel bir şehir. Güzelliğinin yanı sıra çok sakin, çok huzurlu. Yemekleri de bence gayet lezzetliydi. Genel olarak bütün Çin yapılarında, bütün antik Çin şehirlerinde bu şekilde giriş kapıları yer almakta. Bu kapılar antik Çin şehirlerinin giriş kapılarıdır. Ve bu şekilde güzel küçük sokakları yer almaktadır. Buradaki şişelerin, buradaki gördükleriniz arkadaşlar Çin'e özgü içkiler. Birbirinden farklı içki çeşidi var. Çin'e özgü bu içkileri Çinli vatandaşlar yemek yerken, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla kutlama yaparken bu şekilde üretilmiş olan içkileri tüketmekteler. Bu bir Çin kültürüdür. Çinlilerin kültüründe içki gerçekten çok önemli bir yere sahip. Ve burada görmüş olduğunuz kapının üzerinde resmedilen, betimlenen iki insan aslında bir tanrıdır arkadaşlar. Çin kültüründe yer alan ev tanrıları. Bu ev tanrıları genellikle bütün Çin evlerinde görebileceğiniz kapının üzerine resmedilen ya da kağıtlarla yapıştırılan, günümüzde kağıtlarla yapıştırılabiliyor. Ev tanrılarıdır. Bu şekilde betimlenmiştir. Evin içine dışarıdan gelen musibetleri korumak için ve evin içinde huzur olması, bereket olması için kapının üzerine asılan ya da kapının üzerine işlenen resim motiflerdir. Bizdeki Ayetel Kürsi gibi düşünebiliriz. Aynı mantık Çinlilerde de var. Bu şekilde evlerinin içinde huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Burası o kadar güzel bir şehir ki bu şehrin esintisini, bu şehrin ruhunu kendi üzerime katmak için burada Çin kıyafetleri deneyeceğim. Burada Çin kıyafetleri deneyerek size bu şehri tanıtmaya çalışacağım. Bence bu şekilde hem daha faydalı hem de daha güzel olacaktır. Gördüğünüz dükkanda Çin kıyafetlerini deneyeceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz Ming Hanedanlığına ait olan kıyafetleri giydim. Ve bu kıyafetlerle sizi bu güzel antik şehri tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir kıyafetimi. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Böyle bir kıyafeti burada 100 yuan gibi bir ücretle kiralayabilirsiniz. Bir günlük. Burada Çinlilerin gerçekten çok sevdiği adetlerden birisi. Bu görmüş olduğunuz evlerin bütün hepsi çok eski evler ve henüz ayaktalar. Çok güzel bir şekilde korunmuşlar. Kısmi olarak restore edilmişler gerçekten. Ama çok güzel restore edilmişler. Size buradaki kiremitleri gösterebilirim. Hayır.
Ve henüz bu görmüş olduğunuz evlerin içinde Çinli vatandaşlar halen yaşamaktalar. Kısmi olarak bazı Çinli vatandaşlar evlerinin içerisinde buraya gelen misafirleri ağırlamaktalar, tabii ücretli olarak, pansiyon olarak ya da otel olarak kullanmaktalar. Ancak anladığım kadarıyla yeterince reklamı yapılmamış, çok fazla bilinmeyen yerlerden birisi. Bundan ötürü çok fazla turist yok. Yerli turist bile gerçekten çok az. Sanırım buradaki tek yabancı şu anda benim. Birazcık sıcakladım gerçekten. O yüzden elimde yelpaze ile geziyorum. Gerçekten sıcak. Her şehirde olduğu gibi burada da yine kule var. Eski Çin kulelerinden. Birazdan o Çin kulesini hava kararmadan ziyaret etmeye çalışacağım. Elimden geldiğince çekim yapmaya çalışacağım. Taksideyim. Birazdan pagodaya ulaşacağım. Beyaz Pagoda'ya geldik. Beyaz Pagoda buradaki ünlü pagodalardan birisi. Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş 500 yıllık bir pagoda. 500 yıldan daha fazla olduğu bilinmekte olan bir pagoda. Diğer pagodalar kadar büyük, aşırı büyük bir pagoda olmasa da bence çok güzel bir pagoda. Çok güzel renkleri var. Çok güzel bir mimariye sahip. Şimdi bu pagodanın olduğu tepeye geldik. Birazcık yoruldum. Size etrafı göstermek istiyorum. Şu anda Beyaz Pagoda'dayız arkadaşlar. Dostlarım, manzara gerçekten harika. Çok güzel manzarası var. Oo. Ve bir kanka halka. Beyaz Kule'nin, Beyaz Pagoda'nın şu an ışıklarını yakmış durumdalar hava karardığı için. Ve şu anki hali gerçekten harika. Beyaz Pagoda'dan bugünlük bu kadar. Size şehri genel olarak göstermeye çalıştım. Çin kültürünü genel olarak size anlatmaya çalıştım. Üzerimdeki bu Ming Hanedanlığına ait kıyafetle videoyu daha da güzelleştirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük videom bu kadar. Yarın camiyi ziyaret edeceğim. Ve elimden geldiğince şehrin diğer noktalarını, camiyi ve tapınakları yine sizi göstermeye, videosunu çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.